Evet kıymetli dostlar golvar.com'a ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'ne selamlar olsun. Arkadaşlar uzun bir video olacak İnşallah tahammül edebilirsiniz. Yani bana tahammül edebilirseniz eğer ben size belgesel tadında bir video çekeceğime söz veriyorum. Ben hayatımda verdiğim bütün sözleri tutabildim çok şükür. İnşallah tutamayacağım sözü de vermem. Abdullah Avcı çıkmış demiş ki sevilmelerini doğru bulmadım demiş. Yusuf Kenan Çalık da A Spor gibi... Trabzonspor'un arka bahçesi olan ki sahipleri Trabzonsporlu olduğu içindir. Böyle bir kanalda diyor ki senin oyuncuların Kadıköy'de arkadaşlarını havaya fırlatıyordu. Onu doğru buluyorsun da bunu niye doğru bulmuyorsun? Yardımcın egemen korkmaz diyor. Şimdi herkes kendi penceresinde haklı. Şimdi birileri diyor ki her şey bu hareketle başladı. Nedir o hareket? Osterwolde'nin yapmış olduğu olta sarma hareketi. Yani halk arasında nah dediğimiz hareket gibi göstermeye çalışmışlar ama olta sarma hareketi ve bir saniye civarında süren bir hareket. Şimdi tabii ki bu görsele bir yorum yapmaları normal. Çünkü hiçbir hırsız ben hırsızlık yaptım demez ya da hiçbir suçlu ben suçluyum demez. Ya da hiçbir katil ben katilim demez. Sadece bahaneleri söylerler şu yüzden yaptım ama şu yüzden diye. Şimdi yerde bir sürü madde vardı. Baktığınız zaman hiç öyle değilmiş demek ki. Çoktan saha olayları başlamış. Maçın içinde herhangi bir dakikada bunu yapsa zaten hakem kırmızı gösterir demek ki maç sonu. Hakem kırmızı göstermediğine göre bir enteresanlık yok. Diyecekler ki maç sonu zaten. Peki ben de soruyorum. Taraftara cinsel organını gösteren futbolcuya kaç maç ceza verdiler? Bir. Ödül niyetine bir. Sebep neydi? Su şişesi attılar. Bir tane şişe yüzünden cinsel organını göstermek bir maçsa... Fenerbahçe futbolcularına yani kebap marajını attınız. Ki bu kadar su atılmışken herhalde Fenerbahçe futbolcuları daha da beterini yapsa bir maç bile ceza almamaları lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray adalet sistemine göre. O gün ne dedim? Siz bu ödülü verdiniz ya bu saatten sonra herkes tribünlere karşı istediği provokayı yapar, tahrik eder dedim. Yanlış anlaşılmasın ben oyuncumu falan savunmuyorum ancak birilerini kollamak için saçma ödül niyetine cezaları verirsen olacağı bu. Buradaki harekette Kadıköy'de Onaç'u ve Trezege'nin tribünlere yaptığı affedilir hareketler değil değil mi? Hatırlarsanız Trezeguet ve Onaç'un yaptığı hareketler yani o gün savunuyordunuz oyuncularınızı. Üstelik 10 faul yapıp 0 sarı kart gören Onaç'u savunuyordunuz. Hakemin üstüne yürüyen, sert ifadeler kullanan bu arkadaşı kahraman ilan etmiştiniz. Hatta yakın zamanda belki peygamber bile inan edebilirsiniz. Yani hiç sıkıntı istediğiniz yapabilirsiniz oyuncu sizin. Bu arada hareketin daha da kötüsünü yapsa hükmü yok aslında. Çünkü maç zaten ikinci yarının başında iptal edilmeliydi. Yani biz 60. dakikayı bile görmemeliydik mantık olarak. Dünyanın hiçbir yerinde çünkü görülmezdim. Oyuncu top sürerken su yağmuruna tutulmuş. Yana keme maddeler gelmiş. Teknik maddeler gelmiş. Yetmemiş ev sahibi takım oyuncularına madde gelmiş. Sahaya meşaleler atılmış. O halde oyun devam etmiş. Bir de uydurup faul vermiş. İçeride meşale varken meşaleyi görüyor. Aa, tamam olur ya böyle şeyler sıkıntı yapma deyip faul veriyor. Ki olmadık bir faul. Faul de faul değil. Müdahale yok. Ki orada durup Fenerbahçe lehine Endirek soruşa devam etmesi gerekir. ama iptal edilmemiş, tatil edilmemiş, ertelenmemiş. Az geldi herhalde yapılanlar. Ya da acaba saha içindekiler keşke az daha büyütseler olayları falan mı dedi içinden. Mesela hakem üçlüsü, hakem dörtlüsü. Daha sonrasında kaleci sakatlanmış. Kale içinde tedavi olurken atılan maddelerde yüzü kanlar içinde kalmış. Merak ediyorum neyinizi tahrik etti de bu kadar. Kin ile bu kadar madde attınız. 90 artı Umut Bozuk adlı oyuncunun tribünleri galeyana getirmiş olmadık pozisyonda falan filan. Elinizi vicdanınıza koyun diyeceğim de kaldıysa vicdanınız. Maç boyunca her şeyi yap, maddeler at, küfürler et, oyuncu yarala, her türlü tahriki yap. Ve bu oyuncular tahriklere kapılmasın. Sahadaki hiçbir futbolcu kapılmasın. Ama maç sonu bak her şeyin sebebi bu. Bizi tahrik et değil. De şu hareketi göster. Çekil kenara. Niye? Siz gurur duymuyor musunuz? Yani Karadeniz fırtınası diyorsun. Karadeniz'in nesi meşhur? Balık, çay, fındık. Başka fıkralar, başka adalet istiyorsanız önce sizi kukla gibi kullanan, maşa gibi kullanan takıma karşı verilen komik ödüllere, pardon cezaları konuşun. Sonra bu saatte sonra ne yapılabilir diye tartışalım. Aksi takdirde bu kötü ortam sadece Trabzonspor'a zarar verecek ve siz 40 yılda bir şampiyon olma çabasında olan takım olarak devam edeceksiniz, bu çabayı sürdüreceksiniz. En iyi futbolcunuzdan da zaten bir sezon bittiği zaman sizi maça gibi kullanan takıma vereceksiniz. Eminim Enis Destan'ı falan şimdiden göndermeyi hazırlamışsınızdır. Planlamışsınızdır. Ha bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Fenerbahçe ile, ile yarışta olan takım her şeyin bir bak görüyor. Her türlü destek de buralardalar. Yarın bir gün sizinle şampiyonluk mücadelesinde olduğunda aynısını yaptığında ne diyeceksiniz? Ulan ah keşke önce uyansaydım mı diyeceksiniz yoksa olsun canları sağ olsun. Fener olacağına bunlar olsun demeye devam mı? Bence yol yakınken uyanın. Sizi 2010 2011 sezonundan beridir maşa olarak kullananlara karşı uyanın. Ya siz uyandınız da eminim asıl o zaman yükselişiniz başlayacak. Diyorlar ki Trabzonspor seyircisine işte kimse ne diyor şerefli Trabzonspor seyircisine bilmem ne yapamaz şöyle böyle. Şimdi benim anladığım kadarıyla maç Kadıköy'de oynandı. Sahaya giren taraftarlar Fenerbahçe taraftarı, sahanın içindeki futbolcular da Trabzonspor taraftarı anladığım kadarıyla. Çünkü Trabzonspor'un savunması bu. Yoksa Trabzon'da soyunma odasına hakemler kilitlendi mi? Saatlerce. Şampiyon yapılan sezonda Antalya spor maçında sahaya binlerce kişi girdi mi? Kaleci falan darp edildi mi? Ceza verildi mi? Sen o gün o cezayı vermezsen bugün sahaya binlercesi de iner. İsa Mesih ilan ettikleri gibi hani Hristiyanlar da var ya Mesih inancı. Birileri de bunları kutsallar. Ya hocam işte 3 Temmuz. Ya geçin Allah'ını severseniz Fenerbahçe'den bir tarafta forma aldı. O formayı zorla sahaya geri attırdılar. O taraftar öldüreceklerdi belki de. Yedi lafları hatırlayın. 2014 yılını hatırlayın ya. Koskoca direği, direği kırdılar. Hakem Volkan Bayarsan'ı gebertmeye kalktılar. Öldürmeye kalktılar. Dövdüler adamı mahvettiler. Yani bir şey soracağım. Hani Volkan Bayarsan acaba tribüne şöyle yaptığı için mi tahrik oldunuz? Ya da bunu yapmadığı için mi tahrik oldunuz? 6 maç ceza aldılar da yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam beni yanıltmıyorsa. 2016'da 2 sene sonra Volkan Demirel'e Kapokolo, Tuğla nükleer bastıklı füze öyle değil mi? Bunlar atılmadı mı? Maç tatil edilmedi mi yine? Fenerbahçe 1 koyup 3 almadı mı? 99 yılı o gün ve Abdullah'ın Fenerbahçe'ye geçtiği ilk sezon arkadaşlar. Bu maçta da olaylar yaşanmış. İlk Trabzonspor maçında 14 yaralı varmış maçta. Polis orta sahanın ortasında korumayı almış Fenerbahçe'yi falan. Maçtan yine saatler sonra çıkmışlar. Ki Fenerbahçe'nin dün sahan yani maçtan sonra iki buçuk civarında falan sahadan ayrıldı. Şey stat'tan ayrıldı pardon. Buradaki güvenlik zafiyeti kimin? 74 yıla Trabzonspor Ligi'ye yeni çıkmış. Niyazi'ye şişe atılmış. Olaylar olmuş. İnanılmaz bir şey ya. Ve şişe evet gerçekten de atılmış falan. Otto Baric'e taş atılmış bu statta. Kafası yarılmış. TFF başkanı abartmasın sanki Magnum'dan ateş edildi demiş. Bakın o gün de Fenerbahçe düşmanlığı var. Bugün de hala var. 4 Nisan'da kurşunlanma. Dönemin valisine de dediği o abartmayın ya mahallenin çocuklarının attığı taş. Sonra yorgun mermi. Sonra faili meçhul. 85 yılında 14 Nisan'da Fenerbahçe Trabzon'da yine kurşunlanmış. Haberiniz var mı? Açın sosyal medyayı. Açın interneti. Abdülkerim Durmaz o günün canlı çaylıymış. Rahmetli Allah rahmet eylesin mekana cennet olsun Selçuk Yula. Kurşunlu camın yanında poz veriyor bakın diye. Yani Faroz mahallesinde taşlar atılmış falan filan. Bir tane kurşun delip geçmiş camı. Görseller de var. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bunca şeyin hepsinin 1974'tekilerin sebebi de mi bu? Fenerbahçe kininizin sebebini anlamıyorum. Sadece sizinkini değil arkadaşlar. Hiç kimsenin anlamıyorum. Ben açık açık soruyorum. Gerçekten Fenerbahçe'den neden nefret ediyorsunuz? Özellikle rakip takım taraftarından soruyorum. Neden nefret ediyorsunuz? Hani daha birçok madde sayarım da sebebini anlamak istiyorum. 4-5 tane madde saydım. Ee, kanalımızda da var topluluk kısmında anket. 10 senedir Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çalınıyor. Kur'an'ın üstüne evladının ölüsü üstüne yemin ediyorlar. Özellikle benim akrabalarım. Yani Çocuğu falan ölse diyeceğim ki Fenerbahçe üstüne bayağı yemin ettin ya. Allah kabul etmiştir diyeceğim. Diyor ki çocuğumun ölüsünü göreyim ki diyor Fenerbahçe hakemler şampiyon yapıyor. Kolluyorlar diyor. Lan o senedir olmuyor şampiyon diyorum. Olsun hakemler sizi kolluyor diyor. Hayır, merak ediyorum. Hakemler kollamasa ne olacağını düşünüyorsunuz. Ligi 19. mı bitirecek 18 takımlı ligde. Ne olmasını bekliyorsunuz. Çocuğunun ölüsünün üstüne yemin edecek kadar seni sahtekar yapan şey nedir? Dininden imanından öteye götürecek seni sahtekarlık nedir? Fenerbahçe nefretinizin sebebi nedir? Ya şike kumpası yemiş, otobüsü kurşunlanmış hem de birden fazla kez. Oyuncular öldürülmek istemiş, sahaya girmişler, her türlü saldırı altına kalmış. Hala nefret ediyorsunuz. Bunun temelde yatanı bilmek istiyorum. Sebep nedir? Ya Cumhuriyetin Yılmaz Bekçisi olması mı? FETÖ denen duvara ilk darbeyi vurup ülkeyi 15 Temmuz'dan önce bilinçlendirmesi mi? Daha doğrusu FETÖ'ye düşman da, hani siz de FETÖ safında mısınız? Ondan dolayı mı sevmiyorsunuz? Atatürkçü olması mı? Nedir Fenerbahçe'ye düşmanlığınız? Hani FETÖ'ye çaktığı için mi? Atatürkçü olduğu için mi? Cumhuriyetçi olduğu için mi? En büyük olduğu için mi? Ya da siz başka bir soydan geliyorsunuz. Hani Fenerbahçe'nin ee, yaptığı şeyler soyunuza ırkınıza bir şey yaptı da ondan zorunuza mı gidiyor? Nedir yani? Nedir kardeşim nedir? Trabzonsporlu hukukçular da ne futbolcular, futbolcularımız hakkında hukuki işten başlatacağını açıklamış. O sayı Samuel, İrfan Can Eğribay'a, Jeydin Osterbol'de, Miçibat Bence terörden yargılansınlar Fenerbahçe futbolcuları. Gerçekten bak terörden yargılansınlar. Hani futbolcularımızı öldürmek isteyenler siz onları şimdi ilah da ilan edersiniz. Şimdi Hz. İsa Mesih falan da dersiniz. Arkasından da gidersiniz. Övün. Övün övün. Teravih namazlarına hiç gidiyor musunuz camiye? Ben gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten bak. Yani bunu övünmek için asla ben bu şey, tip şeyler övünmek için söylemem ama caminin içerisine girdiğim zaman rahatsız olduğum bir husus biz insanlar orada namaz kılıyor ediyor. Arkada 70-80 tane çocuk anasına sövenler, bacısına sövenler, küfür edenler, karate yapanlar, tekvando yapanlar, sen dışarı gel senin ananı ben yapacağım diyenler. Ciddi söylüyorum. Ama hocam çocuklarımızı camiye alıştırmamız lazım. Eğer camide çocuk sesleri yoksa, neşesi yoksa o cami ölmüş bitmiştir. Çocuk camiye böyle alıştırılmaz. O zaman şöyle yapalım. Geri yapmanın lüzum yok. Bütün öğretmenleri atalım işten. Çocuklarımızı okula götürelim, ilkokula bırakalım, kapıyı kilitleyelim. Çıkalım. Akşama bilgi yüklenip gelsinler. Nasıl mantık? Sonuçta okula götürdük arkadaşlar. Başka bir yere götürmedik yani. Çocukları kurşun sık diye götürmedik. Okula girdirdik bıraktık. Hadi öyle öğrensinler. Çocuğun eğer başında bir öğretmen olmadan kendi kendine orada okuyacağına inanıyorsa buna da inan. Ya da hastaneler mesela. Nereye gidiyorsun? Hastaneye gidiyorum. Çok hastayım. Nereye ağrıyor işte? Kalçam ağrıyor, göğsüm ağrıyor falan filan. İyileşmeye gidiyorum. Hastanenin içine giriyorsun. Hadi Yalnızca bir günü ne oldu? Hastaneye geldim ben iyileşmek için. E doktor, boşver doktor ya. Boşver doktor bu saçma düşüncelerden çıkın. Ben hastaneye geldim iyileşmek için diyor musunuz? Demiyorsunuz camilere gelince ne yapıyorsunuz? Çocuğu salalım. Camiye alışsın. Hayır camiye alışmıyor. Sahtekar bir İslami nesil yetişiyor. Üçkağıtçı bir İslami nesil yetişiyor. Şekilden şekilcilikten ibaret olan bir İslami nesil yetişiyor. Hocam ne alakası var bununla? Ha, bununla bunun ne alakası varsa bununla da bunun aynı alakası var. Sen Trabzonspor taraftarına laf edemezsin diyorsun. Şimdi ben merak ediyorum. Camide namaz kılanlar cemaatse, arkada anasına bacısına sövenler nece? O zamanlar çocuk mübah görmek lazım. Asla. O zaman herkes çocuğunu hırsız yetiştirsin. Gitsin onu çaldırsın, bunu çaldırsın. Çocuklara da ceza vermeyelim, ailelerinde ceza vermeyelim. Çok güzel bir sistem. Ha, bensiz olması gerekeni söyleyeyim. Ben size olması gerekeni şöyle izah edeyim. Bir adam camiye mi gidiyor çocuğu yanında duracak. Bak evladım böyle yapılır diyecek. Çocuğuna bunu sevdirecek, aşılayacak, yanında götürdüğü için şeker verecek, çikolata alacak, bilmem bir şey yapacak. Diyecek ki bak yavrum biz bunun için geliyoruz. Önemli olan cami değil, önemli olan kalp. Seninle Allah arasındaki şey. Ha, sen tribüne taraftarı getirirken bak evladım şu rakip buna söv. Bak evladım buna madde at. Ne anlamı kaldı? Aynısı. İkisi de aynısı. Sen çocuğunu oraya götürürken diyeceksin ki gel evladım. Hangi takımsın? Fenerbahçe'liyim, Trabzonspor'um, şunu bunu. Yavrum bak burası bizim storemiz. Ben param ölçüsünde sana bir tane ürün alayım. Hem takımımıza katkımız olsun hem de maçta bizi temsil eden şeyleri giyelim. Ne yapalım takımımıza desteklerim. 90 dakika Hayır, stada gelmişiz. Ekran başında olsak sessiz sakin çekirdekte falan izleriz. Hadi destekleyelim dersin. Alıştırırsın. Artık hangi kültürle, hangi ahlakla alıştırırsın o sana kalmış. Yani sen hangi kültürde ahlaktaysan o sana kalmış. Sonra dersin ki yavrum şu bu. Baktın madde atılıyor, baktın sıkıntı var, baktın ortalık karışacak. Gel yavrum biz çıkalım. Kameralar çekiyor başımıza iş almayalım. Bırak bunlar futbolun çirkin yüzü dersin. Oysa Trabzon'da yıllardır öyle mi yapılıyor? Ya futbolcular öldürülmek istenmiş. Sen diyorsun ki Osterbol'de yerde yatana tekme atmış. Ne yapacaktı elinde kelebek bıçağı olan kişiye? Al şurama da sok falan mı diyecekti? Ya aynısını değiştirelim. Aynısını değiştirelim. Trabzonspor takımına Fenerbahçe stadında aynısı yapıldı. Ne diyeceksiniz? Ula bizim çiler suçludur. Şerefsiz otursan orada ne diye çibe vuruyorsun orada gelmiş tribinden inmişler ne diye uğruyorsun falan mı diyeceksin. Kendini niye çoruyorsun? Bırak Allah korusun. İyi de güvenlikçi yok, polis yok, emniyet yok. Ula Allah'a güvenmeyin musun? Ulan sen ne biçim Müslümansın? Falan mı diyeceksin? Aynı duruma çocuğunuzu düşünün. Çocuğunuz iki tane, üç tane, beş tane zübbenin arasında kalmış. Bir tanesinde bıçak var. Çocuğunuzu dövmeye çalışmışlar. Sizinki de bir maharet göstermiş. Beşinin birden ağzını yüzünü perte çıkartmış. Gebertmiş, öldürmüş, vurmuş, kırmış. Akşam karakola davet ediyorsunuz. Ne oldu? oluruz kavgaya karıştı. Varıyorsunuz. Hayırdır? Beşte benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum çok efendi diyorsun. Mesela ben o sahiyi çok efendi bir çocuk olarak biliyordum. Bana sorsanız Fenerbahçe'de tartışacak en son kişi olsaydı derim. Ya Bekao. Ya yani. Ya Mer Takan yani. Bonucci. Gebertir derim yani. Fıttırtır. Öttürür derim. Ama şu ay yapar derim. O sayı efendim. Akşam gidiyorsunuz. Size komiser diyor ki sizin çocuğu 5 tane dallama çevirmiş. He? Sizin çocuk da ellerinde bıça bıçak, da varmış. Beşini birden dövmüş. Siz çocuğunuza şey diyeceksiniz. Seni şerefsiz seni. Milletin çocuğunu dövdün ha. Atın bunu içeri. Eğer bunu diyorsanız Fenerbahçe futbolcularını atın içeri. Benim tasdif etmediğim sadece bir şey var. Yerde yatan kişi Yolsu tekme atması. Ben de bunu tasdif etmiyorum. Yanlış anlamayın. Öbür hepsini tasvip ediyorum. Bak şu an arkasından dolaşıyor. Belki arkadan ense köküne vuracak. Livakovic'e vuruluyor. Osterwold vuruluyor. Furkan Akgüz'e vuruluyor. Vurulmuyor mu? Tadiç'e vuruyor. Tadiç'e güvenlik görevlisi vuruyor. Güvenlikçi Tadiç'e vuruyor. Hiç alakası olmayana. Arkadan gelen düşman sana vuruyor. Bak şu ayda döner tekme atıyor. Atar. Haklı. Arkadan gelenin ne yapacağını bilmiyorum de yerde yatan var. Ben sadece buna kızarım. Geri kalan hepsine de ben hak veriyorum. Nerede bu stadın güvenliği? Nerede çevik kuvvet? Nerede yol geçen anı gibi bu taraftar içeri giren kişiler ya bir şey soracağım. Arkadaş bunu dile getirmezsem de çatlayacağım. O bıçaklı giren kişi girdi Osterwalde'nin boğazını kesti öldürdü. Dünyaya katil Trabzonspor taraftarı diye yayılacak mıydı? Trabzonspor taraftarının imajı dünyada katil olarak geçecek miydi? Bir düşünsenize öldürüldü futbolcunun boğazını kesti diye geçecek miydi? İyi de hocam o sahaya inen belki de ultra hastane üyesi. Belki de başka grup üyesi. Önemi var mı? Var mı önemi? Fenerbahçe'nin olaylı 3 Temmuz sürecinden sonraki sürecinde polis otosu devrildi diye Fenerbahçe taraftarını terörist ilan ediyorsunuz. Ki FETÖ'cü polisler kendileri itiraf ediyor biz yaptık diye. Biz devirdik otobüs şey diye polis otosunu diye. Ona rağmen diyorsunuz ki Fenerbahçe taraftarı böyledir. E size ne demek lazım o zaman? Siz bulun. Pardon çok heyecana geldim mikrofonu devirdim. Ya siz bulun. Ben tekrar söylüyorum. Bunu yapanlara şimdi peygamber yani ilah falan ilan edin. Ciddi söylüyorum. Arkasında durun destekleyin. Ya arkadaşlar. Ben size şunu söylüyorum. Acun Ilıcalı diyor ki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında konuşmuş. Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbolda yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir şey yok. Bu maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir. Bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor. Konsantrasyon diye bir şey mi kalır? Böyle can korkusu yaşayan bir futbol oynayabilir mi? Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı diyor. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe bu operasyonun kurbanı diyor. Ben peki bir şey soracağım. Ali Koç çekileceğini söyledi. İşte çekileceğiz falan filan dedi. Gerekirse bir alt ligde oynarız dedi. Dedi değil mi arkadaşlar yani yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Deyin ki hocam öyle bir şey yok atıyorsun kafadan. Hatta Ali Koç ligden çekilme konusunda tartışılan şeyler de söyledi. E, maça dair ifadeler kullandı. Yani Ali Sami Yen'deki su savaşı gibi Ertuğrul Başkan'a dedi teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum ama Trabzonspor yönetimi Maalesef Ali Koç'un yaklaştığı delikanlılıkla yaklaşmadı. Yapılan açıklama maalesef Ali Koç'un delikanlılığına uyan bir açıklama değildi. Herkes de kendine yakışanı yapar ona bir şey diyemem. 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul gerekirse alt lige düşeriz. Maç 2-2 olsa şampiyonluk gitse mesela diyor. 2-2 olsa şampiyonluk gider miydi? Giderdi. Fatura kime kesilecek? İsmail Kartal'a. Bir grup Fenerbahçe taraftarı kendine Fenerbahçeliyim diyen taraftar. Yok çöpçüsünüz, yok şusunuz, yok busunuz falan filan. Hatta ben bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Sosyal medyada şunu da gördüm. Ali Koç diyor kendi başarısızlığına kılıf üretmek istiyor. İlk sene kokuyu getirdi. Yani futbolcu satmak zorundaydı. Sattı. Mahvetti. Kabul. Ali Koç'un suçu. Tamamen. İkinci sene onu getireyim bunu getireyim. Erol Bulut macerası falan filan. Hepsi Ali Koç'un suçuydu. Kabul. Şimdi üçüncü sene dördüncü sene salak salak transferler. Elden çıkartmaya çalışmalar. İşte Diego Reyesler, Max Mayerler falan. Hatırlayın bunları. Ayüler, Slimani'ler falan. Hani yıla e, Rogo'nun çöpleri diye tabir edilir. Bu sene yaptığı bir tane yanlış hamle söyleyeyim bana. Ha, devre arası transfer dönemi. Kabul ben olsam Zayt'sı gönderirdim. Crespo'yu tutardım. Bu benim şahsi fikrim. Bonucci bence fazlalıktı. Çağlar o dönem alınmamıştı arkadaşlar. Çağların alınacağını garanti olsaydı Bonucci eminim alınmazdı. Belki kente lisans çıkarılırdı. Joshua King tutuldu. Arkadaşlar onun e, farklı bir boyutu var. işin boyutu. Hani taktiksel anlamda bir boyutu var. Katılırım. Onun dışında Kütürük gereği gibi takım kurmuş. Şimanski'yi bugün kaça satarsınız? 6'ya 7'ye satar mısınız? Hocam sen ne diyorsun kafayı mı yedir? 20 hocam 20 az. Ferdi'yi kaça satarsın? Bat bugün sözleşmesini uzattın kaça satarsın? 15'e satsak Bat kabul müsünüz? Bu kadar golcü bir futbolcuyu. Ya merakımdan soruyorum. Cengiz İrfancan 15'ten aşağı herhangi birini satsak kabul eder misiniz? İsmail Yüksek 15'e satsak? Çağlar bon servisini 8'e 7'ye alsak kar mı? Bekao, 89'a 8-9'a satsak kabul eder misiniz? Osterbold'e 7'ye satayım mı arkadaşlar? 6'ya 7'ye 8'e satayım mı? Kütürük ereği gibi takım kurmuş. İsmail Kartal takım rekorları alt üst etmiş. Yeni arka arkaya maç kazanmak şey şu bu falan filan hepsi gitmiş. Pendik zemininde oynatılmışsın. Fred sakatlanmış. Trabzonspor maçına eksik gitmişsin. Hakem senin penaltını falan vermemiş. Sivanski'ye yapılan net penaltı. Ardından Tadic'e komik bir penaltı vermiş. Biz kabul ediyoruz da. Biz kendi hatalarımızı. Keşke Trabzonspor şey de kabul etse. Hani etkiye tepki olarak ona vereyim diye. Maç 3-0'dan sonra bana penaltı versen ne vermesen ne. Maç 1-0 iken. Kırmızı kart artı penaltı versen olay bitiyor zaten. Dün Cikun'un pozisyonuna Trabzonspor taraftarı diyor ya. Kırmızı olması lazım. Birincisi orada temas yok. Endirek serbest vuruş olması lazım. İkincisi maçın zaten oraya kadar gitmemesi lazım. Üçüncüsü temas olsa bile toplan oynamak için ayak kaldırıldığı için kural gereği çift ceza veremiyor. Sarı kart artı penaltı verebiliyor. Yani kural bunu söylüyor. Ben demiyorum. Bana göre salakça bir şey. Ayağı, tabanı kaldırı yüzüne vurdu. <laughs> Aa, toplan oynayacaktı. Toplan o taban kalkarak oynanmaz. Ama bu benim söylediğim gibi. bu kural. Kural böyle söylüyor. Bana göre de saçma. Ama dediğim gibi temas var mı yok mu belirsiz. Futbolun futbolcunun yüzünde mesela çizik oluşması lazım mantık olarak. Kraponun altına geldi. Herhangi bir çizik gördünüz mü? Herhangi bir iz gördünüz mü? Neyse. iş buralara girmesine gerek yok arkadaşlar. Bize bu ligde yer yok dedi Ali Koç. Yani ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele görüyoruz dedi. Artık kendi bileğimizi kendimiz keseceğiz. Riyad'da olanı bize kilitlediler. Bunu da bize kilitlediler dedi. Sosyal medyada bakıyorum Fenerbahçe'ye geçinen bazı arkadaşlar diyorlar ki Mehmet Büyükekşi istifa etti. Hayır Mehmet Büyükekşi asla istifa edemez. Bakın yer yarılsa Mehmet Büyükekşi yine istifa edemez çünkü Mehmet Büyükekşi kendi isteği iradesiyle oraya geçebilecek kapasitede, karakterde, e, olgunlukta bir insan değil. Telefonundan baylok çıktığını bile neredeyse gururla anlatacak bir isim oraya kendi isteğiyle yerleşemez. Anlatabiliyor muyum? Ben zaten e, bayağı bir şeylerin notunu verdim de. Şunu söyleyeceğim. Bunca hakkı yenen üstüne oyunlar oynanan otobüsü kurşunlanan hakemlerce doğranan son olarak da linç girişimde bulunan Fenerbahçe Lig'den çekilmeli mi? Bence çekilmeli. Hocam sonuçları çok kötü olur. Bakın dikkat edin Galatasaraylı arkadaşlar hepsi şunu söylüyor. Çekilsenize. Hadi yapsanıza. Yapamazsınız ki. Yapın. Hadi yapın. Çekilin de rahatlayalım. Fenerbahçe Lig'den çekilirse arkadaşlar ee, Avrupa'daki puanlar silineceğine dair söylentiler var. Avrupa puanları Silinecek mi İşte şampiyonlar ligi iptal mi gibi şeyler var. Okuduğum kadarıyla maddeden anladığım kadarıyla grup aşamasından bahsediyor. Grup aşamasında çekilirse o sezon aldığı puanlar yani o, o ana kadar aldığı puanlar demiyor. O sezon aldığı puanlar ki UEFA'nın ya yaptırımları nettir arkadaşlar. Kural kuraldır. Grup aşamasında çekilirse o sezon ki gruptan sonraki olursa o ana kadarki ki komple. Yani şu ana kadar Fenerbahçe kaç puan aldı atıyorum 4000 puan. 4000 puanı çık diyecekler. Türkiye'nin sıralaması 13. Şampiyonluk gitti. Ve her önceki sezonlarda çıktılar. Sezon sonunda 3 takım konferans ligine gidiyor Türkiye'den. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam ya Herro ya Merro derim. Düşerim alt lige. Satarım futbolcuları. Kim para diyor Şimanski. Sat. Kim para diyor Ferdi. Şimdiden satarım ha. Hiç beklemem. Ligden çekildim. Şimdiden satarım. Anlaşmamı yaparım. Futbolcularla konferansta yoluma devam ederim. Vallahi de billahi diyorum bak. Yemin ediyorum. Sezon bitti. işte Şimanski'yi sattın 30'a. Ferdi'yi sattın 30'a. 60. Öbürünü sattın 8, 9, 6, 7, 13, 20, 70 falan. 100 milyon euro param var. Elde kim kaldı? Tadic Çeko. Tadit Çeko. Biz sizin bu 4.2 milyon euronuzu karşılayamayız. Yanlış anlamayın. Gidin dersin. Gönderirsin. Bak şu aynı sözleşme uzatırsın. Ya da Ceko'nun tadı parasını düşürürsün. Ne yaparsan bilmiyorum. Türk futbolcular TL üzerinden para aldığı için mesela İrfan, Cengiz, bak Emre Mor, Umut Nair gelecek. Yani bir düşün Emre Demir gelecek, Emir Ortakaya falan gelecek, Samet Akaydın geri gelecek. Hani sadece Türk futbolculardan bahsediyorum. Ferdi'nin gitmediği bir senaryoyu hayal ediyorum. Ferdi Osterbol'de devam edemesin. İkisinden birini mutlaka satarsın. Osayi Mert Müldür, Osayi'yi satarsın ki geleceksin ya. Osayi'nin kalması mantık değil. Mert Müldür sabitçe birini daha çekersin. Şahane bir takımla devam edersin yoluna. Şimdi 12 numara diyor ki Büyük Fenerbahçe taraftarı. Başkanımız Ali Koç'un bugün yaptığı tarih açıklamalar sonrasında 2 Nisan 2024 tarihinde Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı resmen başlayacak. Bu vesileyle artık kimseyi adam yerine koymayın. Laf anlatmaya çalışmayın. Kendinizi asla savunmayın. Ben bunu aylardır söylüyorum. Arkadaşlar özellikle malum takımın taraftarını kesinlikle yani adam yerine koyun, koymayın demiyorum. Kesinlikle onlara laf anlatmaya çalışmayın. Onların adalet sistemi şöyle. Hani teşbih de hata olmasın bir örnek veriyorum. Adam demiş ya arabam olsun da çalıntı olsun. Yani eşim olsun da namuslu da olmasın ne olacak demiş ya. Onların şampiyonluk sistemi böyle. Şampiyon olalım da direkt ya da indirekt fark etmez. Birilerinin etkisi olsun olmasın fark etmez. Birileri ağırlığını koysun. Birileri gülen taraf biz olalım diye yardım etsin falan diyebilirler. Onların onlarla dalaşmayın. Onlara adaletten bahsetmeyin. Onlara keşke yapay zeka ile onların pozisyonundaki şeyi Fenerbahçe forması giydir, Fenerbahçe maçı diye gösterebilseniz. Kıvraklıklarını bir görseniz, her pozisyona yaptıkları dönek yorumları bir görseniz. Mesela biz itiraz ediyoruz. O zamanın pozisyonu. Eller oynamış diyoruz. Abi adamı öldürmemiş, gebertmemiş, ceza sahasına girmiş. Son adam değil, öbür adam gelmiş, yetişmiş diyoruz. Bu son adam olmadığı için kırmızı çıkmaz. Hem penaltı hem kırmızı çıkmaz. Aynı anda ikisi olmaz. Toplan oynama niyeti falan filan. Geçin bunları. Zaten olmaz diyoruz. Diyorlar ki hayır penaltı kırmızı kart. Ondan önce hemen Kasımpaşa'nın penaltısı var verilmiyor. Düşünsene Kasımpaşa'nın iki farklı öne geçtiğini. Şimdi yapay zekanın aynı pozisyonu Fenerbahçe'ye vereceksin. Diyeceksin ki bak geçen seneden bir maç. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Gördün mü buna ne karar vermişler. Vay Allahsızlar vay diyecek. şampiyon yapmak için verdiklerine bak. Ulan bunu verme, veren Allahsızdır, dinsizdir. Sayarlar sayarlar. Kanka diyeceksin bu yapay zeka ile yapıldı. Normalde bu pozisyon sizin pozisyon diyeceksin. Ya da bu sezon ki mesela. Kerem'e Başakşehir maçında verilen bir penaltı var. Kayseri Spor maçında aldıkları penaltı var. Yapay zeka bunu Fenerbahçe'ye çevireceksin. İzleyin keyfi. Neyse kirli düzeni paramparça etmek. Fenerbahçe'mizi yok saymaya çalışanlara en ağır ve yakıcı darbeyi vurmak için 2 Nisan 2024 tarihine odaklanın diyor. Gerçekten de odaklanın arkadaşlar. Başka Fenerbahçe yok. Bakın gerçekten başka Fenerbahçe yok. Başkanımız Ali Koç'un aynı zamanda doğum günü olan bu tarihte kongre üyelerimiz tarihi bir adım atacak. Masayı başlarına çalacak. Bu işin blöf olmadığını. Ha bir de blöf kısmına gelelim. Çok sayıda mesaj aldım. Tanıyan tanımayan birçok arkadaşım bana şunu yapıyor. Diyor ki arkadaşlar ee, ne yapacaksın diye soruyor. Hocam diyorlar Ali Koç blöf yaptı değil mi diyorlar. Şimdi bir şey soracağım. Hadi Koç blöf yaptı diyelim. Futbolcu ceza almasın ya da bu sene şampiyon olalım yapılalım falan filan diye yaptı diyelim. Hadi farz edelim ki böyle. Bu bir ses kaydı var arkadaşlar. Ee, sosyal medyada. Onu bir dinleyin diye söylerim. Farz edelim ki böyle bir şey oldu. Yani Ali Koç blöf yaptı. Sonra dedi ki lige devam ediyoruz öyle şey olur mu ya falan filan dedi. Lige devam etti. O saatten sonra Fenerbahçe'yi herhangi birisi adam yerine koyar mı? Rakip taraftarlara sakız malzeme vermiş olmaz mısın? Bak şeref davamız dedin kas davasını gitti. Nihat Özdemir. Yani Fenerbahçe'deki FETÖ'cü yani FETÖ taraftarın sayısını bile biliyordu. Artık nereden biliyordu? Nasıl bir bağlantısı var bilemeyeceğim. O Nihat Özdemir gitti. O davayı geri çekti. Adı ne oldu? Bak Fenerbahçe şeref davasından bile geri çekiliyor oldu. Şimdi yıllardır Ali Koç'un adı ne? FETÖ'nün yerleştirdiği ajan. Tabii. Buna bazen bizler bile inandık. Hala inananlarımız da vardır bilemeyeceğim. Yani bilemeyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra şimdi ne diyoruz? Ali Koç beceriksiz, Ali Koç şöyle, Ali Koç böyle falan filan. Garip. Şimdi Trabzonspor işte kulübedeki futbolcuların kendi arasında eğlenmesine, gülmesine bak diyor. Bunlar tahrik etti diyor. Yani yedek kulübesinde gülmeyecekler. Eğlenemeyecekler. Yani Hiçbir şey yapamayacaklar. Sadece oraya gelecekler, oturacaklar. 1500 tane madde atılmış, tepki de vermeyecekler. Gerçekten bak. Uğurcan Çakır'ın Kadıköy'de dakika çalmasını o zaman herhalde öldürmek falan gerekiyor bunların zihniyete göre, bu mantığa göre. Çünkü o kadar dakika geçirmek, taraftara dil çıkartmak, tahrik etmek, şöyle yapmak, böyle yapmak. Arkadaşlar, eğer Fenerbahçe dikten çekilirse eşine benzerine rastlanılmayacak bir kaos ortamı oluşur Süper Lig'de. Türk futbolu biter. Bitsin. Gerçekten bitsin. Yani bitsin kardeşim. Türk futbolu bitsin. Umurumda değil. Neyse ben şu cümleleri bitireyim arkadaşlar çok özür dileyerek. Bu işin blöf olmadığını Fenerbahçe camiasına sabrın tükendiğini herkese göstereceğiz. Göz göre göre yapılan Fenerbahçe soykırımına artık izin vermeyeceğiz. 2 Nisan 2024 tarihinde tarih yazacağız. Yaşa Fenerbahçe diyor. Ya ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin hakkını yendiğine yemin edebilir misiniz? Ben ederim. İlandını Serçey'in üstüne yemin edebilir, edebilir misiniz? Ben ederim. Fenerbahçe'nin hakkı yeniliyor. Şimdi Fenerbahçelikten çekilirse kaos olur mu? Olur. Galatasaray'ın sadece Zaha'ya verdiği yıllık ücret ben sponsorların ikini de dahil ediyorum. Gizli sponsorları var ya. Niye gizliyse onu da anlamadığım sponsorlar. Sadece Zaha'ya yıllık 9 milyon euro para verdiklerini biliyorum. 10 milyon euro İKAD'ye yıllık ücret verdiklerini biliyorum. 19. TTN'e Tete'ye sponsor ücretlerine birlikte 6 milyon euro. 25 milyon euro. Şimdi vesaire vesaire. Hani bu bizim bildiklerimiz. İşte tabi 110 Sanchez'e 3 gösteriyorlar. Belki sponsorlarla 5 veriyorlar. Ben sponsoru da saymıyorum. Hadi. Onu da saymıyorum. 4.5 birine veriyor. 5 birine veriyor. 9.5. Zanyolo gelecek. 5'te 10'a veriyorlar. 10'da falan filan. Ben şunun iddiasındayım. Bu futbolcuların yarıdan çoğuna değil para vermek aylık ücretini bile yatıramayacaklar. Ve otomatik olarak Galatasaray küçülmeye gidecek. Mecbur eldekileri çıkartacaklar. İşte zan yoluyu kırkaz atacaklar. Buyursun. 70'e satsınlar. az olur. Yani 70'e falan satsınlar. Yunus Akgün geri gelecek. Öbürü geri gelecek. Özellikle söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu blöf değil. Fenerbahçe'likten çekildiği andaki ki çekilecek. Asıl o zaman siz filmi izleyin. O ana kadar hakemler Galatasaray şampiyon olsun diye elinden geleni yaptılar mı? Yaptılar. O ana kadar rakipler Galatasaray şampiyon olsun diye elinden geleni yaptılar mı? Yaptılar. Fener, Ankara gücü. Tolunay Kafkas ne dedi Galatasaray maçından önce? Bizim hedefimiz Galatasaray değil. Biz bunları yenemeyiz. O yüzden dedi en iyi 2-3 tane oyuncumu Ankara'da bıraktım dedi. Maç günü de 2-3 tane futbolcusunu oynatmadı. 5-6 oyuncu eksikte Galatasaray'a gitti yenildi. Belki bilerek yenildi. Belki bilmeyerek yenildi. Ankara'daki maç Kazım Can Karataş. Okey de Arataş. Anlatmaya gerek yok. Samsun'da aklıyla bilmem kalbi karışanlar. Kasımpaşa maçındaki rezalet. Antalya Spor maçında rezalet. Hatta birkaç teknik direktör ne dedi Galatasaray maçından sonra? Biz de 7 atsak hakemler 8 attıracaklardı Galatasaray'a dedi. Ona rağmen geçin. Hiçbiri konuşulmuyor. Şimdi doya doya Galatasaray'a yatabilirler. Hakemler doya doya Galatasaray'a şampiyon yapabilir. Hakem camiasındaki Galatasaraylılar sevinebilir. Mehmet Büyükekşi Mehmet Büyükekşi gidemez. Onun öyle bir kapasitesi yok. Mehmet Büyükekşi gidecek olsaydı çok daha önce giderdi. Telefonunda baylok çıktığını açıkladığı anda giderdi. Yani anlatabiliyor muyum? Ya bunların hepsini geçin. Bunların hepsini geçin. Bunların sadece şu kadarını söyleyeyim size. Fenerbahçe'nin olmadığı bir lig hayal edin. Oh, hocam çok güzel olur. Aman siz bir gitseniz de kurtulsak yalvara yalvara. Ya biz ettik siz ettik diye diye bu işi buraya getirecekler. Tanju Çolak çıkmış Fenerbahçe futbolcuları hakkında bir şeyler söylemiş. Tanju Çolak bir şey merak ediyorum. Sen cezaevinde niye yattın Galatasaray'da oynarken? Hani nasıl bir edepsizlik yaptın da yattın? Yani ne yaptın? Çünkü benim bildiğim Felipe Melo'nun bir davası vardı mücevher kaçakçılığına ilgili. Birileri bir şey yapmıştı falan bir şey olmamıştı. Ya yani ceza falan yememişti. Sonra da apar topar ülkeden başka bir ülkeye gönderilmişti. Ne? Yani transfer olmuştu falan. Hani sen ne yaptın lan? Vay arkadaş ya. Sen ne yaptın da böyle oldu? Ben onu çözemedim. Bir de hepsi otorite kesilmiş. Arkadaş. Trabzonspor istediğini yapsın. İstediği açıklamayı yapsın. Videonun başında da söylediğim gibi. isterse kahraman ilan etsin. isterse İsa Mesih ilan etsin, Hiç umurumda değil. Yıllardır biz bu köhne zihniyetin yüzünden, saçma zihniyet yüzünden bu haldeyiz. 6222 var. 6222 Fenerbahçe taraftarına var. Beşiktaş taraftarına var. Ne Galatasaray taraftarına ne Trabzonspor taraftarına 6222'nin olduğunu ben düşünmüyorum. 12 tane taraftar gözaltına alındı diyor. İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Daha da alacağımız var diyor. Ona rağmen Trabzonspor çıkıyor. Biz taraftarımıza sahip çıkıyoruz. Türk Fenerbahçe futbolcularında diyor. Trabzonspor seyircisi Trabzonspor seyircisi, şey pardon seyirci diyorum yöneticisi Trabzonspor taraftarına tabak atıyor. Sosyal medyada paylaşıyorlar Fenerbahçeli yönetici protokolden tabak attı diye. İsmici i̇smi cismi de belli arkadaşlar toplu kısmında var. Ya karşımızdaki rakip bu. Şimdi Fenerbahçe taraftarı parkede kavga etti falan filan lan. Yeni yaşanmış gibi paylaştıklarını da gülmekten bir çeşit oluyorum ya. Vay arkadaş ya. Ali Koç'un başkanlık dönemi sona erecek. Hocam başkanlık dönemi bitmeden alt diye çekecek. O zaman buna ne diyorsun? Fenerbahçe'ye ihanet değil mi? Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Ali Koç'un yerine kim gelirse bizi bizim hakkımızı yemeyecekler. Ali Koç'un yerine kimi getirirsek hakkımızı yemeyecekler. İsim vermenize gerek yok. Peki siz bunları kabul edecek misiniz? Hocam biz Galatasaraylı değiliz ki kabul edelim. Biz yanağımızı okşatıp şampiyon olmak isteyen taraftar değiliz ki. Biz hak istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adalet öyle gelmez. Böyle gelir işte. Maalesef son yol. Artık son yol arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Son yoldayız. UEFA Başkanı Ceferin Ali Koç'un yakın dostu. Türk futbolunda dönen pisliklerin hepsinden haberdar. Dünkü olana ilgili UEFA'ya bağlı ligde futbolcuların can güvenliğinin olmadığı konuşuldu. Futbolcular, Dünya Futbolcular Birliği konuştu. Hepsi konuştu. Yurt dışı basın, yurt dışı medya hepsi Fenerbahçe futbolcularının ölümden döndüğünü kabul ediyor. Türk medyası Fenerbahçe futbolcularına acaba nasıl ceza aldırabiliriz? Acaba Fenerbahçe'ye buradan nasıl şey yapabiliriz? Yemesinler. Fenerbahçe üzerinden ekmek yemesinler. Ben sistemden Fenerbahçe'yi alıyorum. Hal City ben aslında Fenerbahçe'ye onu da önereceğim. Bir sezon boyunca bütün futbolcularımızı Hal City'ye verelim. Fenerbahçe'de bu 19'da maçlara çıkacak denilsin. Vallahi bak ligden çekiliyoruz. Alt ligde de bunlarla çıkacağız denilsin. Bir düşünsenize. Mesela Samet Akaydın'la işte belki Mert Müldür'le hani orada bir kural var ya. Belli bir millilik kuralı. Hepsini veremeyeceğim. Mert Müldür'le Samet Akaydın'la falan devam edeceğim. Dese Fenerbahçe. Biz futbolcuların maaşını zaten öderiz. Sıkıntı değil. İyi futbolcularımız da halk olacak. Yani iki takım birden takip edeceğiz haftada. Ne dersiniz? Ali Koç bunu da konuşacak arkadaşlar kongrede. Bir. İkincisi yurt dışından takım alıp adını Fenerbahçe yapma fikri de var. İki. Üçüncüsü iyi futbolcuları satıp biraz daha az maliyetli futbolcularla devam etme fikri var. Üç. Ve kesinlikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da araya girse. Periştah'ı da araya girse bu karardan vazgeçmeyecek arkadaşlar. İsteyen blöf İsteyen hala bahanelerin arkasına savunsun. Ve şunu özellikle belirtiyorum. Eğer aklı olan varsa, fikri olan varsa, beyni olan varsa Fenerbahçe'nin gittiği yoldan gider. Yarın bir gün başına geleceklerin hepsini engellemiş olur. Aklı olan, fikri olan. Ha, aklımız yok, fikrimiz yok dersen ona bir şey diyemem. Hull City Premier Lig'e e çıktığı zaman sanırım 125 milyon euro falan para kazanıyor. Yani Trabzonspor'da Fenerbahçe oyuncularına biz sizi provokatör sanıyorduk demiş. Ya biz sizi futbol sanıyorduk provokatör demiş. Biz de sizi delikanlı zannediyorduk. Meğersem. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Lütfen kanala destek olalım. Bak ciddi bir saldırı altındayız. Hiç olmazsa kanala sevdiklerinizi abone edin. Bazı kardeşlerim diyor ki, hocam diyor benim işte kartım yok üye olamıyorum. Ya ben üye olmanızı falan kastetmiyorum. Üye olmak keyfi bir iş. Ondan bahsetmiyorum. Ben sizden kanala destek rica ediyorum. Oynatma listesi kısa kısa. Aç 15 dakika 20 dakika arka planda oynasın. Bırak. Bu destektir. Videoyu beğen bu destektir. Yorum at bu destektir. Yani videoyu paylaş sosyal medya hesabında. Arkadaş bir tane abone çek ya. Bir tane. Bak şu kanalı düşünen 1000-2000 bin, bin tane kişi Ulan bir tane abone getirse en büyük destek budur. Getirdiğiniz adam belki manyakçasına video izleyecek. Al sana destek. Yani 7-24 şurada video izleyecek adamlar getirseniz en büyük destek bu olur. Ben parayla pulum bahsetmiyorum. Birçok videoda reklam bile görmüyorsunuz artık. Farkında değil misiniz? Parayı pulu gençtim ben. Umurumda değil para pul. Ya sesimiz daha fazla kişiye gitsin istiyorum. Umarım yanlış anlaşılacak bir şeye imza atmamışımdır. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gerisini size bırakıyorum.